Yani insan durduğu yeri, konumunu bilmeli, ona göre davranmalı. Hayırdır abla? Aynur bir şey mi yaptı? Zehra diyor. Güya Talat Bey'in konağına hizmetçi diye girdi. Daha eline bez aldığını görmedi. Anca çamurla oynasın. Zaten gözleri yükseklerde. Abla, anla şu uğursuzun adını, başımıza bir şey gelecek ya. Bizim yıllardır çekmediğimiz çile kalmasın. O eksik etek hanım gibi ortalıklarda dolansın. Sana bir şey diyeyim mi Halil? Bu iş böyle giderse bizim başımız yine belaya girer. Hani maazallah Leman Hanım çalışmadığını bir duyacak olursa... Abla, ben ne yapayım? Git söyle anasına. Konuşsun kızıyla, doğru düzgün işini yap desin. Bunca yıldır ekmeğini yediğimiz insanların karşısında bizim yüzümüzü düşürmesin Halil. Oldu ablam, oldu. Konuşurum, konuşurum. Topuklu için tehlikeli zemin. Teşekkür ederim. Sabah geçecek için teşekkür ederim. Tadını çok beğenmesem de kafamı toparlamama yardımcı oldu. Ha bir daha içer miyim sanmıyorum. Zaten beni bu kadar düşünmedin. Peki. Bir daha ne zaman görüşürüz? İşten kafamı kaldırdım ilk fırsatta. O zaman o fırsatı sabırsızlıkla bekleyeceğim. İstanbul'da gezip görmediğim bir sürü yer var. Yanındayken seni sıkmak istemem. Seni biraz daha iyi tanırsam ona göre program yaparım. Bu kadar etmedi. Biraz daha. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Abla. Abla ben nefes alamıyorum. Doğru düzgün anlatmıyorsun ki. Ben sana nasıl yardım edebilirim bilemiyorum. Ha? Abla, Cahide bana yalan söyledi. Cahide sana neden yalan söylesin? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Aynı. Cahide öyledir, böyledir tamam da. Yani nihayetinde anadır be kızım. Belki de ben arayıp sormayayım diye, çenem kapansın diye yaptı. Hani ben dayanamıyorum diye onun kapısına yatıyordum ya, ağlıyordum. Kızımı soruyordum ya. Kızım, sözleşme imzaladık demedin. Zaten göremeyecektin kızını. Yani niye şimdi Cahide'yi durup dururken suçluyorsun? Ay, ay içim şişti vallahi. Ben hiçbir şey anlamıyorum Aynur. Ya senin bana söylemediğin bir şey var? Ya da... Ya da ne abla? Ya da ne? Alo, Ceren Hanım. Aynur Cemile'nin evine geldi. Cahide'nin ablası Cemile mi? Evet. Allah. Niye gitti ki oraya? Bilmiyorum. Banu ile konuştuktan sonra konağa geldi. Ondan sonra herhalde orada Cahide ile konuştu. Konaktan çıkar çıkmaz hemen buraya geldi. O da mı bu işin içinde? Ben de şimdi onu düşünüyorum. Olabilir de olmayabilir de. O kadınla ilgili her şeyi öğrenmeni istiyorum. Bakarsın eşe derken başka sırlar da bulursa. Aynur'u ne yapacağız? Aynen. Plana devam ediyorsun. Anlaşıldı. Kokla bakayım. Kokla. Kokla, sakin ol. Sakin ol. Ah be kızım. Abla, ben kızımı istiyorum. Zeynep'imi istiyorum abla. Ah be kızım. Ah be kızım. Kızımı istiyorum ben abla. Ben sana ne diyeyim ki? Aynur. Zeynep öldü Aynur.
Gizli numara abla, arıyorlar. Alo? Zeynep'i görmek istiyor musun? Tabii ki istiyorum. Kızım nerede? Nerede kızım? Zeynep nerede? Kimsiniz siz? Beni kızıma kavuşturun ne olur. Ver bakayım şunu bana. Ver ver. Alo? Alo? Alo, duyuyor musunuz beni? Evet. Hanımefendi iyi günler. Aynur Çelik'le mi görüşüyorum? Siz kimsiniz kardeşim? Niye uğraşıyorsunuz bu kadınla? Ben kredi kartı başvurusu için aramıştım. Abla ne diyor? Ne diyor abla? Ver bana telefonu. Abla neden kapattın? Kızımla görüştüreceğim diyordu abla. Alo? Alo? Abla ne dedi sana? Abla ne dedi sana diyorum? Ne dedin? Kredi kartı başvurusu mu? Ay hiç güleceğim yoktu Volkan. Aferin sana. Artık Aynur'a kimse inanmayacak. Ben de delirsin istiyorum zaten. Şimdi ne yapacağını biliyorsun değil mi? Aynur. Yok öyle bir şey be kızım. Adam söyledi, bankadan arıyorlarmış. Abla yemin ederim kızını görmek istiyor musun dedi. Sen neden aldın telefonu elimden? Neden yaptın bunu bana? Bak aramıyorlar işte. Ben sana dedim. Geçen gün de aradılar dedim. Zeynep aradı. Zeyna'nın kovulduğu gün. Anne dedi bana. Kızım yaşıyor. Zeynep'im yaşıyor abla, yaşıyor. Tamam. Zeynep'im yaşıyor. Aynen. Sakin ol. Sakin ol kızım, kendine gel. Buhran geçiriyorsun sen. Dur, tamam. Yat şöyle biraz bakayım. Hadi korkutma beni. Yat şöyle bir sakinleş. Hadi, hadi güzel kardeşim benim. Tamam. Abla ben kızımı istiyorum. Abla ben Zeynep'imi istiyorum. Lütfen arasınlar. Lütfen arasınlar.